Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. FIFA 22'nin detayları açıklandı. Bu videomuzda da yeni oyun motoru, trailer, oyuna gelecek özellikler ve birçok detaya bakacağız. İlk olarak Hyper Motion teknolojisiyle başlayalım. Evet sevgili dostlar, FIFA 22 ile ilgili zaten paylaşılan en önemli şey de FIFA 22'nin ve EA Sports'un da öne çıkardığı şey Hyper Motion teknolojisi oldu. Hyper Motion teknolojisi arkadaşlar, sağdaki 22 futbolcuya birden özel bir X-Sense kostümleri giydiriyorlar. Bu giydirmiş oldukları kostümlerle oyuncuların vücut hareketleri, bulunduğu noktalar, sahadaki hareketleri, topsuz alandaki hareketleri, topla beraber hareketleri veya hava toplarındaki yapmış oldukları hareketler, çekmeler, ittirmeler gibi birçok hareketi arkadaşlar maç motoru kaydediyor ve bu maç motorunda arkadaşlar oyunun içerisine ekliyor. Yani aslına bakmış olduğumuzda FIFA'da bu yeni gelen sistemle oyunun daha gerçekçi olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki bu tam olarak çalışıyorsa. Şimdi bu ileri teknoloji tescilli makine öğrenimi algoritması sayesinde 7.8 milyon üzerinde kareden öğrenim sağlıyormuş bu sistem ve bunu da gerçek zamanlı yeni animasyonlar oluşturarak oyunda organik bir futbol sunacağından bahsediyor ki FIFA bunu yapabilirse gerçekten güzel bir futbol oynanışı sunacaktır bize. Çünkü bildiğiniz üzere FIFA'da şu anki oynanış arkadaşlar tamamen skill move'lar üzerine. Yani skill move'ları, bu özel hareketleri kolayca yapabilen kim varsa oyunda farklı bir şekilde öne geçebiliyor. Karşısındaki rakibini yok edebiliyor diyebiliriz. Çünkü FIFA'nın benim son birkaç senedir özellikle sevmediğim özelliği buydu. Oyunu futboldan uzaklaştırıp tamamen bir böyle street futbol tadında bir oyun haline getirmesi, sürekli skill move'larla oyuncuyu yormasıydı. Şimdi bu X-Sense teknolojisiyle beraber arkadaşlar en önemlisi de artık oyuncuların her teması, müdahalesi, sprinti, çekişmesi, işte oyuncuların boşluktaki hareketlenmeleri, boş alanda mesela pas isteyen oyuncuların davranışları veya işte oyuncuların yaptıkları çapraz koşular, dikey koşular falan, bunların hepsi birebir gerçek oyunculardan kaydedilmiş. Dolayısıyla oyunda bir tık daha artık hani lan şu da niye kaçmıyor şuraya dediğimiz pozisyonlara oyuncuların kaçabileceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Umarım bu teknolojiyi güzel bir şekilde yararlanıp hayatımıza sokabilirler. Eğer tabii ki bu birçok bug'a da sebep olabilir arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Yani bu teknolojiyi düzgün bir şekilde FIFA'ya eğer entegre edemezse, zaten FIFA'lar ilk yayınlandığı zaman biliyorsunuz ki bayağı bir patch gelmesini bekliyoruz oyunun düzgün bir şekilde çalışması için. Aynı şey burada da geçerli olabilir sevgili dostlar. Dolayısıyla yayın bunu düzgün bir şekilde oyuna eklemesini istiyoruz. Taktiksel yapay zekadan bahsetmiş. Artık oyuncular arkadaşlar hem savunmada ve hem hücumda daha iyi tepkiler vereceğinden bahsetmiş. Hücumda 6 kat daha fazla hızlı karar verme kabiliyeti olacağını söylemiş. Artık akıllı koşular yapmaları, boşta kalan toplara daha hızlı reaksiyon göstermeleri ki bu zaten PES'te de FIFA'da da oldukça problemdi. Top boşta kalıyordu, böyle kimse gitmiyordu falan. Çok saçma bir durum oluşuyordu. Defansta da aynı şekilde taktiksel açıdan bütün bir şekilde hareket etmesini sağlıyor karşı takımın defans akıllı veya defans AI'ye diyeyim ben ona. Burada da sahada hareket ederken, boş alanları kapatırken biçimlerinde korumalarını sağlıyor. Yani boş alanı kapatacak veya işte oyuncuya basacak diye oyuncuların gerçek futbolda olduğu gibi alan kapatmasını veya işte pres yaparken diğer oyuncunun onun arkasındaki boş alana gelmesi gibi özellikleri de FIFA getireceğinden bahsetmiş sevgili dostlar. 8.7 milyon kare öğreniminden bahsetmiştik. Bu öğrenim algoritmasında arkadaşlar oyuna gerçek zamanlı animasyonlar ekleyerek top kontrolünü, şut çekmeyi veya işte anlık hareketleri daha akıcı yapmak. Yani bu aslında çok güzel bir özellik. Yani bu söylediklerini yapabilirlerse FIFA gerçekten çok keyifli bir oynanışa sahip olabilir arkadaşlar. Çünkü sizin o an mesela aklınızda düşündüğünüz, işte top gelirken ben onu bir anda buraya çekeyim, sonra şuradan şöyle gideyim, şöyle bir şut çekeyim falan dediğinizde bazen oluşan gecikmeler veya işte bir anda rakip oyuncunun garip bir şekilde sizden topu alması falan, bu tarz şeyleri önleyeceğinden bahsediyor. Aslına baktığımızda buradaki bu değişiklikler oyunumuzu biraz daha akıcı ve daha eğlenceli hale getirebilir. Kinetik hava mücadeleleri dediği de iki oyuncu etkileşim teknolojisi ve oyuncu animasyonlarını senkronize ederek hava toplarına ilk ulaşan olma mücadelesi. Yani hava topuna çıkarken adamlar birbirini ittirecek, biri formasını çekecek, diğeri öbürünü ittirmeye çalışacak falan. Hava toplarında daha üst düzey bir performans olacağından veya bir çekişme olacağından bahsediliyor. Soğukkanlı top kontrolü olayı da aynı şekilde çok başarılı görünüyor. Uzun iki dokunuşlu animasyonlar. Yani mesela top geldi, topu işte tuttunuz, göğsünüzde yumuşatırken bir anda arkanızı aldınız gibi veya işte havadan sektirerek göğsünüzde, kafanızda bir önünüze doğru aldınız gibi bu tarz hareketler yaparak arkadaşlar FIFA'da artık top kontrolüyle de çalım atma gibi şeyler karşımıza çıkacak. Yani burada biraz daha futbol zekası ve oyun zekası oyuncuların eline bırakılacak gibi. Yani klasik alıştırılmış işte R3'ü yuvarlak çiz, sağa çek, sola çek falan gibi şeyler değil de artık daha farklı bir oynanış sistemi olacağından bahsediyor. Umarım da olur. Çünkü FIFA son 2 senedir, 3 senedir bu skill move'larla gerçekten benim gibi oyuncular en azından kendinden çok soğuttu. Çünkü ben FIFA'ya her zaman şey diyordum. Yani bu bir normal, gerçekçi bir futbol oyunu değil. FIFA'nın oluşturmuş, EA'nin oluşturmuş olduğu yepyeni bir spor. Yani çünkü gerçek futbola baktığınızda bir oyuncu alıp da herkese skill move'lar yapıp çalım attığı binde bir, 10.000'de 1 görünen bir şeydir. Gol attığı. Ama FIFA'da bu hemen hemen böyle özellikle pro seviyesinde her maçta karşımıza gelebiliyordu. Bakacağız. Oyuncuları insanlaştırmak. 11'e 11 dediğim gibi arkadaşlar, bu giydirdikleri özel akıllı kıyafetlerle oyuncuların topsuz alanlardaki animasyonların da, ortam davranışlarını da oyuna aktardıklarını söylüyorlar ki bunlar da zaten çok güzel bir şekilde oyuna aktif olacaktır. Eğer bunları güzel bir şekilde dediğim gibi aktarabilirlerse çok keyifli bir FIFA bizi bekliyor diyebilirim arkadaşlar. Şimdi oyunun yeni özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar, bununla ilgili çok bilgi vermemişler. Diğer modlara bakacak olursak kariyer modu ile ilgili bir bilgi yayınlamamışlar ama şunu söylemişler. Yaratacağınız kulüp küme düşme adayıyken dünya devine dönüştürerek futbol hayatlarınızı yaşayın. Yani FIFA 22'de büyük ihtimalle arkadaşlar bir story mod yerine böyle bir şey bize sunabilir. Bir tane kulüp oluşturacak size. Bu oluşturduğunuz kulüp işte küme düşme senaryosuyla başlayacak. Siz onu alıp başarıya ulaştırıp kendi oyundaki o oluşturacağınız pronuzda takımı başarıya ulaştırıp dünya lideri yapmaya çalışacaksınız. Eğer böyle bir şey de varsa zaten burada oluşturacağımız oyuncumuz da Pro Club'da falan da oynanabilir hale gelir diye düşünüyorum. Volta futboldan vazgeçmiyor FIFA. Yani Volta'yı ben bilmiyorum, çok çıktığından beri ilk sene birazcık denemiştim. Ondan sonra çok aşırı bir hype'landı mı, ne oldu ne bitti tam bilmiyorum. Takip etmedi bir şeyin gerçeği. Çevremde de böyle Volta oynayalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diyen de çok duymadım. Yani ki FIFA'nın böyle PlayStation 2'de falan bir street futbolu vardı. Onda aldığım keyfi mesela ben hiçbir şeyde alamamıştım. Öyle bir şeyin olmasını daha çok isterdim. Ama Volta biraz daha farklı. Ultimate'inde yine yeni ikonlar, şunlar bunlar gelecek. Pro Clubs benim sevdiğim, arkadaşlarımla oynamayı keyif aldığım bir sistem. Pro Clubs'ta da arkadaşlar artık sahada fark yaratmasını sağlayacak yeni özelleştirme seçenekleri gelecekmiş. Sanal Pro'nuzun gelişim kontrolünü size veren yeni oyuncu gelişim sisteminden bahsediyor. Yani oyuncu gelişim sistemi artık daha farklı bir hale gelecek. Büyük ihtimalle oyun içinde yaptığınız hareketlerin artık daha aktif gelişmenize yardımcı olacağından veya antrenmanların, mesela benim bu Pro'da antrenmanların bir tık daha oyuna eklenmesi gerektiğini düşünüyordum. Yani antrenman olayının bir tık daha böyle entegre edilmesi güzel olurdu diye düşünüyorum. Ki onu da herhalde yapacaklar. Çünkü Pro Clubs acayip oynanan bir, aslında FIFA'nın bayağı bir ilgi gören modu. Fakat FIFA buradan çok bir para kazanamadığı için, EA buradan çok bir para kazanamadığı için Pro Clubs'ı genelde her zaman kulak ardı etmiştir veya köşede bir bırakmıştır. Ama burada kariyer ve Pro Club gibi işte single player veya işte oyuncuların beraber oynayacağı, kart satın almadan, para yatırmadan oyuna oynayacağı modları artık bir tık geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Zaten geçtiğimiz günlerde de PES'in bir videosunu gördük. PES gerçi bir demoda değil, aslında bir online test yaptı. Bu online testte grafiklerin son hali falan değil tabii ki. Arayüzleri falan birazcık görebildik. PES de o konuda mesela geliştiriyor kendini ki bir sene ara verdiler yeni oyun motoru için. Bakalım PES'te de neler çıkacak, bunları da göreceğiz. Zaten daha sonrasında da bir PES'le FIFA karşılaştırması yaparız diye düşünüyorum. Ama şu ana kadar FIFA'dan öğrendiklerimiz kesinlikle FIFA'nın farklı bir yola girdiği, farklı bir oynanış sunacağı. Bakalım tabii ki bu oynanış, bu yapmış oldukları teknolojiyi oyuna doğru bir şekilde aktarabilecekler mi? Yoksa bu teknoloji aslında daha fazla bug'ları doğurup oyunu daha da kötü bir hale mi getirecek? Yani işte bazen bunlar çok ince çizgiler olabiliyor. Eğer oyunu düzgün bir şekilde lanse edemezlerse veya işte oynanışa bunları entegre ederken ufak tefek hatalar, büyük bug'lar doğurursa bu oyuncuları çok üzecektir. Ki genelde zaten FIFA serileri ilk çıktığında bug'lardan dolayı birkaç tane büyük patch bekliyoruz. O büyük patch'ler yayınlandıktan sonra tam oynanabilir hale geliyor. Göreceğiz arkadaşlar. Neler olacak, neler bitecek hepsini göreceğiz. Şimdi FIFA 22'nin çıkış tarihi ve fiyatlarına da gelecek olursak arkadaşlar, standart sürüm PC için 419.99 lira, 420 liradan çıkıyor. Ultimate sürümde 560 TL'den çıkacak arkadaşlar. PlayStation 4 ve 5'e standart sürüm 500 ve 560 TL. Ultimate sürümde ikisinde de 700 TL. Xbox'ta da 500 ve 560 TL olarak Xbox One ve Xbox Xbox ise XIS'de 560 TL'den çıkıyor. Ultimate sürüm ikisinde de 700 TL'den çıkacak. Oyunun standart sürümünü alanlar 1 Ekim 2021 tarihinde oynamaya başlayacaklar. Ultimate sürüm sahipleri ise 4 gün erken erişimle 27 Eylül 2011'de oyunu oynamaya başlayacaklar arkadaşlar. Biz de merak ediyoruz. Sizlerin de sorularınızı da merak ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, zaten abone olmadan izleyen kullanıcımız çok fazla. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Turkish Play reklamlarından ayrılmayın. Sonra da UEFA'nın yayınlamış olduğu trailer'ı bırakıyorum. Onu da hep beraber izleyip öyle kapatalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.